Rinoplasti, burun şeklini değiştirmek amacıyla yapılan cerrahi operasyonlara verilen isimdir. Rinoplasti orta büyüklükte bir ameliyat diyebiliriz ama tabii ki genel anestezi verdiğimiz, genel anestezi altında yapılan yaklaşık 3 saat süren majör bir cerrahi de diyebiliriz. Plasti ameliyatına ait risklerden bahsedecek olursak, her ameliyat gibi, genel anestezi altında yapılan her ameliyat gibi rinoplastinin de anesteziye ait riskleri bulunmakta. Ameliyatın kendisine ait risklerden kanama olabilir, enfeksiyon olabilir, burun deliklerinde bir asimetri, burun şeklinde kalıcı bir asimetri olursa tekrardan bir ameliyat gerekebilir. Septum perforasyonu olabilir. Tekrardan nefes almakla ilgili sıkıntılar yaşayabilir hastalar. Burun üzerinde yüzde uyuşma, yara izi gibi riskleri de vardır. İlk 3-4 gün rinoplasti ameliyatlarından sonra şişlik ve ödem maksimum seviyeye ulaşır. 3. günden sonra dramatik olarak azalır. İlk bir haftada tampon ve ateli almaya geldiğinde hastamız şişliklerinin çoğu geçer. Burun üzerindeki şişlikler de 1. ayında yaklaşık %80 oranında azalmış olur. Burnun nihai son şeklini alması da 6 ay ile 1 yıl arasındadır. Rinoplasti çeşitlerine değinecek olursak iki çeşit tekniğimiz var aslında bakarsanız. Kapalı ameliyat ve açık ameliyat. Açık tekniğimizde burun her iki deliğinin ortasında bulunan ciltten bir yatay insizyon yapıyoruz. Bir kesi yapıyoruz. Bu kesiyle cildi kaldırarak, deriyi kaldırarak burun yapısını tamamen direkt görüş altında müdahale ettiğimiz bir ameliyat tekniği. Kapalı ameliyatta ise dışarıda herhangi bir kesi yok, iz yok. Tamamen ameliyatı burun delikleri içerisinden hallediyoruz. Yıllar içerisinde eğer hastanın kıkırdak yapısı zayıfsa buna ait uzun dönem sonuçlarında belli daralmalar, darlıklar yaşayabilir. Bunun için de tekrar hekimine başvurup yeniden bir cerrahi ile ne yapılabilir onun görüşülmesi gerekir.